Programlanabilir kontrol cihazı nasıl çalışır? Programın çalışmasını başlattığımız anda PLC döngüsel olarak 3 adımı gerçekleştirir. Birinci adım, girişlerin o anki değerlerinin okunması. PLC giriş klemenslerindeki dijital değerleri okuyarak giriş görüntü kütüğüne kaydeder. Giriş görüntü kütüğü aslında bir hafıza alanıdır ve bu hafıza alanında tüm dijital girişlere bir alan ayrılmıştır. Bu hafızadaki bilgiler bir sonraki döngüye kadar saklı tutulacak, ancak bir sonraki döngü başında güncellenecektir. İkinci adım, programın yürütülmesi. PLC içerisinde daha önceden kaydedilen program yukarıdan aşağıya, soldan sağa doğru işletilir. Programın işletilme sırasında kullanılacak girişlerin değerleri giriş görüntü kütüğünden okunur. Adım 3, çıkışlara enerji verilmesi ya da enerjinin kesilmesi. İkinci adımda programın işletilme sırasında program içerisinde kullanılan dijital ve analog çıkışların değerleri çıkış görüntü kütüğüne yazılır. Yine çıkış görüntü kütüğü bir hafıza alanıdır ve tüm çıkışların bu hafıza alanında adresleri vardır. Bu hafıza alanlarına yazılan çıkışlara ait değerler bir sonraki döngü sonuna kadar PLC çıkış klemensine aktarılır. Güncellemek ancak bir sonraki döngü sonunda olur. Programımız, PLC'miz bizim 3 adımlı bir döngü şeklinde çalışıyor. Birinci adımda gidiyor klemenslere bakıyor ve hangi klemenslerde enerji var? Örneğin 0, 1, 2, 3. Bu klemenslerde enerji olanların değerlerini giriş maç kütüğüne lojik 1 olarak yazıyor. Eğer o klemenste enerji yoksa, yani sağdan bir bilgi gelmiyorsa, ona ait hafıza alanlarını az önce gördüğümüz gibi lojik 0 olarak yazıyor. Sonra programı işletmeye başlıyor. Programın işletilme sırasında kullanacağı inputların değerini gidip klemense bakmıyor. Az önce kaydetmiş olduğu giriş imaj kütüğündeki değerlerine bakıyor ve giriş imaj kütüğünde örneğin bir input lazım olduğunda değeri lojik 0 mı, lojik 1 mi gidip giriş imaj kütüğündeki değerlerine bakıyor ve programı işletiyor. Programı işletilme sırasında bazı çıkışların değerleri de ortaya çıkıyor. Örneğin bir nolu çıkışın değeri 0 oluyor. Örneğin iki nolu çıkışın değeri 1 oluyor. Bunları da götürüp klemense enerji şeklinde yansıtmıyor. Ne yapıyor? Bunları çıkış imaj kütüğüne yazıyor. Yani yine bir hafız alanına yazıyor. Programın işletilmesi bittikten sonra son adımda o az önce üzerine yazmış olduğu çıkış imaj kütüğündeki değerleri PLC'nin klemensine aktarıyor. Yani gidiyor artık çıkış imaj kütüğüne bakıyor. Sıfır nolu çıkışın değeri lojik 1 ise sıfır nolu klemensi enerji aktarıyor. Lojik 0 ise sıfır nolu klemensi enerji aktarmıyor şeklinde. PLC run yaptığımız andan itibaren bu döngü sürekli olarak PLC içerisinde dönüyor. Ve girişteki değerlere baktığı zaman tekrar girişteki değerlere bakması bu döngü sonunda oluyor. Yine çıkışları atadıktan sonra çıkışları program sırasında değiştirmiyor. Program bitiyor. Program bittikten sonra çıkış imaj kütüğündeki değerleri götürüyor. Clemens'e yazıyor. Yani bu döngünün arasında, ortasında ne girişler okunuyor ne de çıkış imaj kütüğündeki değer PLC'nin klemenslerine aktarılıyor. Normal standart PLC döngüsü bu şekilde oluşuyor. Ha, istisnalar var mı? Bu istisnalar üzerinde de duracağız. Giriş görüntü kütüğünü yoklama fişine benzetebiliriz. Müdür yardımcısı okulda olup olmadığını merak ettiği öğrencinin için tek tek sınıflara gidip bakmaz. Gün içerisinde önüne gelen yoklama kağıdına bakarak görebilir. Ne demek istiyorum? Giriş görüntü kütüğünü bir yoklama fişine benzetiyorum. Örneğin sabah geldik, derse başlayacağız. Yoklamamız alındı. Yoklama alındıktan sonra yoklama kağıdı müdür yardımcısına gitti. Bu ara bir telefon geldi. Velinin biri dedi ki ya benim çocuk okulda mı? Çocuğun okulda olup olmadığını müdür yardımcısı sınıfa kadar gidip bakmaz. Önüne zaten gelmişti yoklama kağıdı. Yoklama kağıdına bakar. İsim yazıyorsa der ki senin çocuğun okulda değil. İsim yazmıyorsa evet senin çocuğun okulda diye cevap verir. Giriş görüntü kütüğünü buna benzetebiliriz. Yani PLC programının işletilme sırasında programdaki bir input'a geldiğinde direkt Clemens'e bakmaz. Clemens'teki değerleri aktarmış olduğu programın başındaki ilk adımda aktarmış olduğu giriş görüntü kütüğüne bakar. Yine çıkış görüntü kütüğünü de market arabasındaki ürünlere benzetebiliriz. Her aldığınız ürünü kasadan geçirip sonra alışverişe devam etmeyiz. Alışverişimiz bittikten sonra kasadan geçeriz. Yani bazı outputlar, bazı Q'lara program içerisinde değer veriyoruz. Örneğin Q001, Q02, 0, Q03, 0 gibi. Bu Q'lara ait program içerisinde ortaya çıkan değerler direkt gidip klemenslere enerji olarak yansıtılmaz. Bunlar saklanır. Nerede saklanır? Çıkış imaj kütüğünde saklanır. Ve programın 3. adımına geldiğimizde çıkış imaj kütüğündeki değerler PLC klemenslerine aktarır. Yani az önce program içerisindeki
Örneğin 1 olarak elde ettiğimiz Q0.0 program sonunda 3. adıma geldiğinde girişim aç bütündeki değeri Clemens'e aktarılır ve ancak 3. adımda o Q0.01 olur. Programın ortasında gidip Q0.0'ı PLC 1 yapmaz. Dediğim gibi bunun istisnaları var. İstisnalarından bahsedeceğim. Bu döngüyü burada grafik olarak görüyorsunuz. Girişler okunuyor. Giriş görüntü kütüğüne yazılıyor. Program işletiliyor. Program işletilme sırasında elde edilen çıkışlar, Q'lar çıkış görüntü kütüğüne yazılıyor o an için. Daha sonra çıkış görüntü kütüğüne geliniyor ve çıkış görüntü kütüğü Clemens'lere aktarılıyor. Çıkış Clemens'lerine aktarılıyor ve 3. adım bitiyor. Döngü bittikten sonra tekrar 1. adıma geçiliyor ve bu döngü PLC run yaptığınız anda başlıyor. Stop yaptığınız ana kadar devam ediyor. Bu 3 adım PLC run yapıldığı anda başlar, stop yapılana kadar devam eder. PLC programının bilgisayar programından farkı da budur. Bilgisayar programı ilk satırdan itibaren çalışır ve eğer içerisine bir döngü yazılmaz ise son satırda son bulur. PLC programı ise son satırdan sonra hiçbir döngüye gerek duymaksızın ilk satıra dönerek programı işletmeye devam eder. Çünkü otomasyon sistemi bir defaya mahsus olmayan ve devamlılığı olan bir süreçtir. Bu çalışmada akılları kurcalayan bir nokta, girişlerin döngü başında ve çıkışların her döngünün sonunda güncelleniyor oluşudur. Program işletilme sırasında girişlerde değişenler olsa da programın ancak bir sonraki döngüde yeni değerleriyle kullanacaktır. Peki bu gerçek sistemin çalışmasını olumsuz etkilemeyecek midir? Özel bazı durumlar için hızlı girişler ve hızlı çıkışlar olsa da bu sorunun cevabı hayırdır. Çünkü bir döngü süresi program uzunluğuna göre 3 ila 150 milisaniye arasında değişmektedir. 1 saniyenin 1000 milisaniye olduğunu hatırlarsak döngü gecikmeleri yaklaşık saniyenin 10'da 1'i yani 1 saniyede 10 kez olmaktadır. Bu ise çoğunlukla gerçek sistemin tepki süresinden oldukça küçüktür. Baştan beri bahsettiğimiz bu döngüye çevrim, cycle ismi verilir ve geçen zamana da çevrim zamanı, cycle time olarak isimlendirilir. Her ne kadar PLC'ler gerçek zamanlı real time cihazlar olarak nitelendirilse de çevrim süresi olması bir tepki süresine neden olmaktadır. Enkoder gibi çok hızlı sistemlerde gerçek zamana yaklaşabilmek için PLC'nin hızlı giriş ve çıkışları kullanılır.